Tarık bana bak. Görecekler, rezil olacağız. Sana söylüyorum Tarık, gir içeri. Allah Allah. Ayıptır ya. Ya ne adam ama ya. Adam periler de periler diye tutturmuş. Hayır, adama mı acıyacaksın, zavallı karısına mı? Tarık bak, adam çok zengin, parası çok. Evde otura otura bunlara kafaya sarmış. Ha, bak abi ne diyeceğim sana ya. Diyorum ki bir çocukları olsa belki çocukla ilgilene ilgilene düzelir ha? Vallahi bilemiyorum ama bence bu çocukları açısından sağlıksız bir durum yaratabilir. Cem, geçirdin mi Tuğçe'yi? Geçirdim. Cem, seninle baba oğul konuşabilir miyiz evladım? Boş ver. Lütfen. Ha, tamam. Ben de bir bahçeye çıkayım. Ha, Ceren Hanım nasıl değil mi? Bir ilgileneyim ben onunla. Cem. Cem. Evladım, haksız olduğunu kabul etmen lazım. Değilim baba. Sen bugün bana çocukmuşum gibi davrandın. Yani benden izin almadan kendi başına hiçbir şeye karar veremezsin dedin. Çünkü hala çocuksun da onun için Cem. 11 yaşındayım baba. Yani kız arkadaşımla kafeye giderken senden niye izin alayım? Evladım ben 18 yaşında annemden babamdan izin alırdım. Bilemedin haber verirdim onlara. Ne anlamı var peki? Bak Cem. Anne babalar çocuklarının nerede olduklarını bilmek isterler. Başlarına bir şey gelirse ilk yardım edecek kişiler yine onlardır. Bunun izin almakla ne alakası var? O da babaların gururunu okşar yavrum. Hani biz önce arkadaşlık? Yani hiç kimse arkadaşından dışarıya çıkabilir miyim diye izin almaz. Cem bak, bütün bu söylediklerimi baba olduğun zaman anlayacaksın. İzin alacaksın çünkü anne baba hem sizi yetiştiriyor hem büyütüyor, hatta hayata hazırlıyor. Bu yüzden. Ya bu kadarcık da bir isteğimiz olsun yavrum. Cem bak, söylediklerimden tam olarak bir şey anlamamış olabilirsin ama bence şöyle otur bir düşün, tamam mı? Peki, ne zamana kadar senden izin alacağım? Bir gün kendi ayaklarının üzerinde durabilecek biri olana kadar yavrum. Şimdi duramıyor muyum? 11 yaşında bir çocuk olarak bence çok akıllı ve çok güçlüsün. Evet, bunu kabul ediyorum ve bundan gurur duyuyorum. Ama evladım, dışarıdaki hayat o kadar tehlikelerle dolu ki. Yani bizler anne baba olarak bu tehlikelerden sizi korumak için böyle davranıyoruz. Affedersin. Rica ederim yavrum, rica ederim. Önemli değil. Aslan oğlum benim. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş bulduk Cem. Evet, Alara'yı götürme vakti geldi. Hay Allah ya, keşke birazcık daha kalsaydı. Ama yurdun kuralları böyle. Ziyaret saati akşamüstü bitiyor. Evet, gel bakalım küçük abla. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Bir daha bekleriz, tamam mı? Ben de teşekkür ederim. Gel tamam, bakalım. Tamam. Hoppa! Gidiyor musun Alara? Bedüş'e çok selam. Evde yok galiba. Yok şey, Taci hastalanmış, ona bakmaya gitti. Evet. Allah Allah. Hadi hoşça kalın. Pardon, affedersiniz.